Hoş geldin. Selamünaleyküm. Ay, şu torbalarımı şöyle. Torbalarımızın üzerinde de ne güzel yazılar var. Tüketme, mutlu et, evet. Sabret, keşfet, vazgeçme, şükret. Doya doya yaşa, şöyle hayal et. Şöyle malzemelerimizi. Neler aldın bacım? Yemek kolay geçti mi? Kolay geçti. Biraz tabii ki. Dış sesi yormuştu dış ama. Dış ses ama çok sabırsız. Diyor ki bana diyor dondurma çikolata alırsan diyor. Şey dedim ki biraz dur bir saniye hiç olmazsa bekle bir dakikayı zamanımı uzat. Ama hak geçer Asuman Hanım olmaz. Ama tamam hak hukuk tamam da yani orada konuşmaya tuttular beni. Ama herkes aynı şeyi yapıyorum. Ben yetiştiririm önemli değil. Evet dış Allah'ın ses izniyle, Allah'tan evet. Senin bu adaletin var yani herkese aynı. Huysuzluğu yapıyorsun. Aa, ben mi huysuzluk yapıyorum? Sen herkese aynı huysuzluğu yapıyorsun. Ben dış ses, aslında hiç huysuzluğum dış ses, dış ses kız. Başladık. Asuman hepsini aldın mı? İnşallah bir şey unutmadın. Unuttum. Ne unuttun? Neyi? Zamanı gelince göreceksiniz hem de kasada torbaya koymayı unuttunuz. Ben içime doğmuş niye gibi. Niye acaba? Maydanoz, dereotu hepsi arkaya düştü. Dereotunu aldım. Ve ben size özellikle 3 kere her şeyi aldınız mı dedim. Bu arada boşalt bacım, boşalt. Kim onları geriye aldı? Halbuki arabada geldi, oraya indirdik. Görüntüleri izleyebiliriz Asuman Hanım. Kasada kenara düştü, görmediniz. Ama o arada ben gajı, fıstığı unutmuştum. Ona gittim, o arada bir şeyler karıştı. Kasadaki kızın yaptığı bir şeydir o. Benden kaynaklı değil yani o. Zaten hiç sizden kaynaklı olur mu? Neler almışız? Maydanozla dereotu nasıl orada indi bilmiyorum. Ben çok merak ediyorum. Orada bir bence sabotaj var bana. Huysuz yapanlar beni başkaları. Ben öyle düşünüyorum. Mesela orada kim yaptı seni huysuz? Yani kasa kızımız vardı ama onun harici... Kız ne yapsın ya senin unuttuğun şeyi arkandan koşturacak hali yok ki. Dış ses yapmış olabilir mi? Hayır. Bilmem. Asla, kesinlikle malzemeleri eksiltmem. Fazla koyarım ama eksiltmem. Allah Allah, ama en önemlilerini nasıl içinden alıp da oraya alırlar? Ben o anda kaşla göz arasında kim ne yaptı? O zaman buyurun görüntüleri izleyelim. Görüntüleri izleyin buyurun. Nuray falan ismini duymak istemiyorum. Bitti mi? Oh çok şükür. Bir şey unutmadığınıza emin misiniz? Haydi şimdi lezzet başına. Haydi hep beraber. O zaman ne yapacağız dış ses? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok Seda Hanım. Yapılması gerekiyor hemen. Hayır Asuman Hanım, hiçbir şey yapılması gerekmiyor. Olamaz bu. Ekmeklerimiz şu geldi çok şükür. En önemli şey, iki teneke evet. Ekmek. Ben o ekmekleri yalnız sepetimize buraya koyabilirsin. Şuraya getir ver, şuraya koyalım. Pardon ben şöyle şu idareten... Ver getir. Getir sana koyalım. Ekmek dizeyim hem de sorularıma cevap ver sen de. Evet. Evet. Ah çok teşekkür ederim. Karışık size. Karışık diziyim. Bir şey söyleyeceğim. Ay inanmıyorum. Kimseyi beğenmiyorsun da bu yarışmaya niye katıldın? Ben de onu anlamadım. Ben güzel yemek yaptığımdan dolayı katıldım. Herkes Türkiye'yi görsün. Güzel yemek yapmak neymiş? Ama ben bunu gerçekten şu anda çok sinirlendim. Aa. Çok sinirlendim. Gel de huysuz olma. Süre başladı mı Seda Hanım? Başlattık. Ay inanmıyorum. Bana maydanoz gelmeden, dereotu gelmeden kesinlikle bakın burada. Süre başladı. Ben kabul etmiyorum. Maydanoz sonradan nereden gelecek? Kurallara aykırı. Nelerin eksik bacım başka? Dereotu, maydanoz, nane. Ama bütün gün bunu mu konuşacağız? Başka Allah bir şey konuşamayacağız Allah. Mı? Maydanoz, dereotu. Böyle olmaz ki. Şekerim. Salata, patlıcan közü, çoban salata. Yani ne alaka bilmiyorum. Çünkü çoban salatasına genelde peynir konur. Patlıcan acı olur. Bizi şaşırtmaya çalışıyor herhalde. Kendisi çok şaşırmış bu konuda.